Spor'un renklerinde bu hafta konuğumuz Türkiye'nin tenisteki bir numaralı ismi Çağla Büyükakçay. Çağla Büyükakçay bu sezonki hedeflerini, kort ritüellerini ve sporla ilişkisini anlattı. Ayrıca beslenme uzmanı Yekbu Köseoğlu spor yaparken besin takviyelerinin kullanımı ile ilgili bilgi verdi. Çağla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Zor oldu mu yolu bulmak? Vallahi çok kolay buldum. Buraya alışkınım. Geliyorum daha. Spor da yapıyorsun galiba değil mi? Gelip. Evet. Evet. Mümkün olduğu kadar buraya yolum düştükçe buraya geliyorum. Peki dünyanın her tarafını geziyorsun. Turnuvalara evet. Katılıyorsun. Şimdi biraz da benimle spor yap. Artık tamam yeter değil mi? Isındık mı? Isındık. Şimdi bizi Volkan Hoca bekliyor. Tamam. Volkan Hoca bize güzel bakalım neler yaptıracak spor konusunda. Hadi gel Volkan Hoca'ya gidelim. Hadi. Volkan Hoca hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hocam memnun oldum. Memnun oldum. Hakan Bey sağ olun. İlk önce chest press ile başlıyoruz bugün. Tamam. Göğüs kaslarımızı çalıştıran bir hareket. Ben size göstereyim. Tamam. İlk başta. Ellerimizle buradan tuttuk. Dirseklerimiz omuz hizasında. Nefes verdiğimizde ileriye doğru ittik. Nefes aldığımızda geriye doğru getirdik. Nefes verdiğimizde ittik. Nefes aldığımızda geriye doğru getirdik. İkinci hareketimiz burada lat pull'dan yapacağız sırt kasları için. Ben size tekrar gösterişini şöyle önden gösteriyorum. Nefes verdiğimizde kollarımızı aşağıya doğru çektik ve nefes aldığımızda yukarı doğru bıraktık. Nefes verdiğimizde çektik ve yukarı doğru bıraktık. Seni turnuvaya formda bir şekilde göndereceğiz belli oldu. Son hazırlıklarımı burada tamamlıyorum. Tenis için haftada kaç kere antrenman var? Haftada 6 gün, günde 4-5 saat kesin var. Tabii işte turnuva dönemi ise biraz daha hafifliyor. Eğer hazırlık dönemi ise biraz daha artıyor. İşte belki 6 saate kadar çıkıyor. Ertesi gün 3 saat, tekrar 6 saat gibi. Böyle bir şekilde ayarlanıyor. Ama kesin bir gün dinleniyorum. Peki sağlıklı beslenebiliyor musun bu arada? Yoksa sağlıklı. Adana yemeklerini, Adanalısın bildiğim kadarıyla evet. Değil mi? Adana yemeklerinin vallahi. Hainliğine katılıyor musun? Ben öyleyim. Gittiğim zaman Adana'ya mahvediyorum ya ortalığı. Falan ediyorum ya. Aynen ben de Adana'da yaşasam herhalde şu kilomu şey yapamazdım. Tutamazdım aynen. İstanbul'da biraz daha dayanabiliyorum. O kadar lezzetli değil Adana kadar. Ama... Beslenme bizim için çok önemli tabii ki. Yani benim benzinim gibi. Eğer iyi yemek yiyemezsem iyi antrenman yapamıyorum. İyi uyumazsam yine aynı şekilde. O yüzden hem uyku hem beslenme bizim için olmazsa olmaz performansımız için. Hadi gel sohbete öbür evet. Hareketten sonra devam ederiz. Tamam. Artık bitirdin bizi yeter. Bence yeter. Doğru Hakan Bey. Bence de. Artık biz bırak yaptım. Müsaade et de biraz sohbet edelim. Tamam Hakan Bey. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Kolay gelsin.
Çağla hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, programın en keyifli yeri. Oturuyorsun ve sohbet ediyorsun. Evet. Çok güzel bir şey bu. Bak, sana herkes şu soruyu sormuştur mutlaka. Tenise nasıl başladın? Ama ben bunu sormayacağım. Zannediyorum annen önce seni bir müzikli cemiyetine götürmüş 8 yaşındayken. Sonra evet. Tenis ve yüzme var galiba sırada. Aynen. Müzikli nereye kadar gitti? Ya çok, bu hikaye benim çok komiğime gidiyor şu anda. Çünkü öyle güzel bir sesim olmadığını düşünüyorum. Ailem de öyle düşünüyor. Yani ablam falan da, yani nasıl bu çocuğu gönderdiniz diyorlar. Çok komik. Ya o dönem gerçekten hani benim çok şanslı olduğum bir konu. Hakikaten ailem her şeyden bir parça tatmamı istedi. İşte musiki cemiyetine gidiyorum, yüzüyorum ve tenis oynuyorum aynı dönemde. Musiki cemiyetinde böyle tek başıma solo konserim falan var, böyle fotoğraflarım Hadi var. Hadi ya, muazzam. Aynen, çok komik. Hatta Duydum Ki Unutmuşsun şarkısını söyleyen kişi, galiba bestekarı, gelip bana bir ödül vermişti, böyle çiçek falan vermişti. Sesin kötü diyorsun, baksana neler yapmış. Küçükken güzelmiş herhalde. Şimdi geçen sene de bir konser verdik çocuklar yararına. Orada da böyle bir pekiştirdim o anılarımı. Çok keyifliydi ama tenisi çok sevdim. Yani burada olmamın sebeplerinden bir tanesi tenise hakikaten aşkla bağlanmış olmam. Şimdi de buradayım yani. Şimdi kaçıncı sıradasın dünya sıralamasında? Eylül ayında 60 numaraya kadar yükseldim dünyada. Benim kariyer rekorum. Süper. Aynen. Şimdi bu sene tenis test sistem gerçekten çok zor. Geçen sene kazandığınız puanları aynı hafta siliyorlar. O yüzden hep bir istikrar ve başarı gerektiriyor. Aynen. Şimdi benim de bu üst seviyede daha ilk senem. Artık bütün rakiplerim ilk 50'de. İlk 10'dan 3 kişiyle oynadım. Daha 2 ay geçti sezon başlayalı. Bu aralar puanım vardı, koruyamadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sahaya çıktığında seni en çok ne kızdırıyor? Ya bir kudur, raketi attığın falan oldu mu hiç? Ya öyle bir yapın yok ama. Ya yani evet. Görmediğimiz bir bölümde turnuvalar o kadar çok ki. Öyle evet. Bir şey yaşadın mı? Ya olabiliyor. Bazı durumlar oluyor. Böyle çok öndeyken kaybedebiliyorsunuz. Ya da işte puanı çok iyi hazırlıyorsunuz. Sonra çok kolay bir topu fileye takıyorsunuz. Hani buralarda gerçekten sinirlerinizi kontrol etmek çok güç oluyor. İşte bazen rakiple ilgili yaşadığınız şeyler var. Ya böyle daha önce kaybettiğiniz bir rakip oluyor karşıda. Ya o soyunma odasında bir çekişme yaşadığınız, işte kadınlar arasında böyle şeyler olabiliyor. Öyle şeyler oluyor. Benim herkesle aram çok iyi. Ama sportmenlik çok önemli. Bazıları onu yapmadığı zaman ben de sinirlenebiliyorum. Ama çok genel olarak çok sinirli bir yapım yok. Yani geçen senelerden beri kendimi çok geliştirdim. Çok hırslıyım. Ama bu hırsımı pozitife çeviriyorum. Evet, kesinlikle. Peki soyunma odasında kapıştığın oldu mu? Vallahi kadınlar arasında görüyorum böyle şeyler olabildiğini. Ama ben de öyle bir şey yok. Gerçekten herkese iyi arkadaşım. Tamam, biz de inandık. Peki bir şey söyleyeyim. Sahaya çıkarken böyle şeylerin var mı? Alışkanlıkların? Ya sahaya çıkarken bir kere birazcık daha böyle sessiz ortamlarda bulunmayı seviyorum. Tabii doğal olarak. Bir parça o günkü oyun planımla ilgili kafamda bir plan yapıyorum. İşte onları düşünüyorum. İşte müzik dinliyorum ama müzikle pek alakam olmuyor. Esasında onu hani kendimi soyutlamak için yapıyorum bir parça. İşte antrenörümle oyun planlarımızı konuşuyoruz. Her seferinde farklı esasında. Böyle çok komik şeyler olabiliyor. Bazen bir maçı kazanmış oluyorum. İşte ertesi gün ikinci ya da çeyrek final maçına çıkacağım. Nedense böyle bir içeriden bir dürtü bir önceki günün rutinini yapmayı istiyor. İşte aynı şeyleri yiyorum. İşte aynı insanlarla sohbet ediyorum. Aynı köşede dinleniyorum falan. Öyle komiklikler olabiliyor. Böyle geçiyor ritüellerim genelde. Yabancı gelmedi. Biz basketbol oynarken de böyle aynı çorabı mesela kaybedene kadar giyersin. Bazı evet. Şortlar var. Onu içine girersin hatta. İki şort giyersin. Uğurlu geliyor diye. Ama bunlar güzel ya, psikolojik. Evet, kesinlikle. Yani ben bunu elit bir sporcunun röportajında da okumuştum. Onda da aynı şey. Böyle hep aynı yerde duş alıyorum falan diyordu. Evet. Kaybedene kadar. Ben de içimden böyle yalnız değilim dedim. Bak, sizde de aynısı evet. Varmış hakikaten. Kaybedince o çorabı da eşofman her şeyi atıyorsun, darmadağın oluyorsun. Yakmak istiyorum evet. Her şeyi. Peki tüm dünyayı geziyorsun, turnuvalar yaşıyorsun, uluslararası bütün turnuvalardasın zaten. Evet. Bunları peki sen maddi olarak nasıl karşılıyorsun? Bir sponsorun, yardım edenin var mı? Bu gerçekten çok kolay değil yani tenis için. Tahmin edebiliyorum. Çünkü evet, başka yolu yok. Bir de iyi bir şekilde hazırlanabilmeniz için etrafınızda profesyonel bir ekibin olması gerekiyor. Kaç kişi var mesela etrafında? Şu anda benim tenis antrenörüm var, kondisyonerim var, fizyoterapistim var.
mental koçum var. Bir de masaj terapistim var. 5 kişiden oluşuyor şu anda ekibim. Ailem de bence bir parçası. Doğru, takımın. Takım aynen 6 kişiyiz. Ben şanslıyım çünkü Türkiye'de tenis hiç popüler değilken bir şeyleri başarmaya başladım. O yüzden benimle beraber tenis hareketlendi ve insanlarda bir heyecan oluşturdu. Öyle olunca benim profesyonelliğe başladığım dönemde sponsorum vardı. Ama daha sonra işte yaşadığımız ekonomik kriz 2008 senesinde ve daha sonrasında şu anda çok fazla bir isim sponsorum yok ama en büyük şansım Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Bakanlığımız %100 destek veriyor. Hak ediyorsun da. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Enka Spor Kulübü'nün oyuncusuyum ben. Antrenörümün bir kısmını da onlar karşılıyorlar. Ben 12 sene oldu İstanbul'a geleli Adana'dan ve o tarihten beri Enka'dayım. O yüzden yani bu desteğin olması çok önemli. Yoksa buralarda olma imkansız. Yani devletimiz destekliyor. İyi, teşekkür ediyoruz. Evet, dinlesin. Ben de teşekkür ediyorum. Bu desteklerin hiç bitmemesini diliyoruz. Evet. Bak bütün bunların sonunda şunu soracağım. Hiç tenis seyretmemiş, eline raket almamış, tenis sporuyla alakası olmayan bir erkekle evlenebilir misin veya yaşayabilir misin? Bak ya, çok zor bir soru. Çok zor değil esasında. Ben biraz bunu düşünüyorum bazen. Gerçekten çok zor. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Yani bir yerden böyle hayatımda hiç tenisle ilgili olmayan insanlar da var. Mesela çok garip gelecek ama ablam mesela, hani aynı evde yaşıyoruz ama tenisle hiç alakası yok. Yani ben ancak bir yarı final final oynarsam böyle büyük bir turnuvada ancak o zaman geliyor, ilgileniyor. Çok iyi bu da. Aynen işte mesela çok zor bir maçtan çıkmışım, bir bakıyorum ablam mesaj atmış. Bakıyorum işte pantolonu bulamadım nerede diye mesaj atmış mesela. Orada halbuki ben çok zor bir maçtan çıkmışım. Bu denge esasında hoşuma gidiyor. Ama bir yerden hani evleneceğim, hani hayatı paylaşacağım insanla zor olacağını düşünüyorum. Çünkü antrenmandan geldikten sonra da tenis seyretme isteğim var. Yani eğer bir turnuva, büyük bir turnuva oynanıyorsa... Oturup keyifle seyrediyorum. Oturup keyifle seyrediyorum. Hani oyun planlarına bakıyorum, rakiplerimi seyrediyorum. Ablam hatta evdeyken de diyor, antrenmandan geldin zaten yine tenis açıyorsun diyor yani bırak. Ama o hakikaten içten gelen bir şey. Onu da yani birlikte olduğum insanla onu beraber paylaşmak isterim diye düşünüyorum. Eşin de biliyorsun değil mi? Forentlerinden, bekentlerinden korkacak yani. Ona göre seyretmesi gerekiyor. Korksun zaten. Peki 2017 hedefin ne? 2017 ile ilgili gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü kariyerimde ilk defa Grand Slam'lerin ana tablosundan direkt katılıyorum. İşte hayallerimin olduğu yer, idollerimle beraber aynı yeri paylaşıyorum, aynı fikstürde bulunuyorum. O yüzden çok heyecanlıyım 2017 ile ilgili. Birinci hedefim kariyer rekorumu geliştirmek olacak. 60 numarayı daha iyi yere taşımak olacak. İnşallah. Aynen, Türkiye'ye bunu tekrar kazandırmak için. Çünkü ne kadar ileri gidersek arkadan gelenler de o kadar büyük hedefler kuracaklar. Onun dışında Grand Slam'lerde tek başarılı olmak hedef alacağım. Tekrar bir WTA şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Hı. Hayatımın en güzel gününü ben İstanbul'da kendi seyircim önünde kupayı kaldırdığım zaman kazandım. Tekrar bunu hayal ediyorum. Başka bir WTA turnuvası kazanmayı. İlk 50'ye girmek tabii ki. İşte ilk 100'den sonraki hedef ilk 50 oluyor zaten. İlk 100'ü başardım. Şimdi de orayı hedefliyorum. Hadi inşallah diyorum. Bakalım. Aynen. Peki son soruya geldim artık. İdolün var mı? Yani küçük yaştan beri ben böyle olacağım, bunun aynısı olacağım deyip bir model aldığın biri var mı? Vallahi küçük yaşlarda o kadar bilinçli değildim ben profesyonel tenis hakkında. Çünkü ülkemizde yoktu. Hı-hı. O yüzden bende bir boşluktu orası. Ben kendi kendime hep geliştirmeye çalıştım. Ama şu anda tabii ki en elit sporcuları takip ediyorum. İşte benim idollerim iki tane. Roger Federer ve Nadal. Hani bu belki klasik geliyor hani insanlara ama ben bir sporcu olarak onlara baktığım zaman çok şey öğreniyorum. Bayan yok mu? Erkeklerden bahsediyorsun Türkiye'de falan. Valla kadınlarda da tabii ki gelmiş geçmiş en büyük tenisçi Serena Williams. Onun oyununu ve her şeyini takip ediyorum. İşte şu anda bana ilham verenlerden bir tanesi bir numara olmuş Angelik Kerber Almanya'nın. Hı-hı. İşte onun kariyer yolculuğunu da ben birazcık şahit oldum. Benim yaşıma çok yakın çünkü. Hı-hı. Yani bir numara olacağı fazla tahmin edilmeyen birisiydi. Hani bazıları var böyle
küçük yaşta direkt kesin olur dediğiniz. Kerber öyle birisi değildi gerçekten. Sürpriz yapmış. Bir mükemmel bir şey başardı ve bizlere ilham veriyor bu. Erkeklerde dediğim gibi performansın dışında sporcu kimliklerini ben çok beğeniyorum ve takip ediyorum. İşte onları örnek alıyorum kendime. Ben de diyorum ki son olarak inşallah en büyük başarılara koşarsın, hayallerini gerçekleştirirsin, turnuvalar, birazcık da paralar kazanırsın inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğunlukta kalktın geldin. Rica ederim. Mersin. Çok keyif aldık. Çok teşekkürler. Yekbu, bize supplementler hakkında ne bilgiler vereceksin? Protein tozu zaman zaman ben de kullanıyorum. Fakat evet, arkadaşlarım da var spor yapan. Herkes ayarını kaçırıyor. Evet. Yani ne zaman, nerede kullanılmalı? Mesela protein tozunda böyle bir şey var. Antrenman sırasında ve egzersiz yaparken BCAA kullanıyoruz. Amino asitler grubundan. Evet. Yani bunlar glutamin kullanılıyor. Evet. Bunlar zararlı mı, faydalı mı, kullanmamız gerekiyor mu? Ya da hangi yiyecekleri de var bunlar? Evet. Hani bunları kullanmadan alabileceğimiz, yiyebileceğimiz. Şimdi şöyle, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenen bir insanın normalde ekstra herhangi bir supplemente ihtiyacı yok. Eğer profesyonel sporcu değilse, yani özel bir programı, özel bir antrenmanı yoksa gerek yok. Ama bazen vücut geliştirmek için, kas artışını sağlamak için dönem dönem kullanılabilir. Aslında zararı veya yararı tamamen kullanılan dozla alakalı. Eğer doktor kontrolünde, uzman kontrolünde kullanırsa ve günlük aşmamanız gereken dozu aşmazsanız zararlı değiller tabii ki. Fakat şunu unutmamak lazım. Alınan fazla protein tozu da bütün yiyecekler gibi vücutta yağ olarak depolanır. Eğer siz günlük enerji alımınızı, diğer yediğiniz yiyeceklerden aldığınız proteini ve yağı hesaplamadan, ölçek ölçek durmadan, hesap yapmadan protein tozu alırsanız aslında yağlanmış da oluyorsunuz. Bir taraftan kas arttırayım derken. Dolayısıyla bunların kişi için, her bir kişi için özel hesaplanması lazım. Ve güvenli dozların aşılmaması lazım. Güvenli doz nedir? Normalde kilogram başına kadınlarda 1 gramı geçmemek proteinde. Erkeklerde de 1,5 gramı geçmemek gerekir. Ancak günlük yoğun, mi bu? Evet, günlük. Ancak çok yoğun antrenman yapılıyorsa, ağırlıklar çok yüksekse veya işte profesyonel vücut geliştirmeyle uğraşılıyorsa o zaman 2 grama kadar çıkılabilir deniyor literatürde. Ancak tabii 2 gram maksimum rakam. Normalde 2'ye de ulaşmak çok sağlıklı değil. Yani 1.8'lerde, 1.9'larda kalmak çok daha sağlıklı. 2'nin üstünde alırsak ne zararı var? Karaciğerinizi yoruyor. Daha da önemlisi böbreklerden atıldığı için proteinler böbreklerden süzülüp metabolize olduğu için böbrek yükünüzü arttırıyor ve uzun vadede böbreklerinize ve karaciğerinize zarar veriyor. Ayrıca çok yüksek proteinli beslenmek böbreklerden kalsiyum atımını hızlandırıyor. Yani kemik sağlığımız için de iyi değil çünkü kemiklerden ekstra kalsiyumu çekip böbreklerden atıyoruz. İlerleyen yaşlarımızda özellikle kadınlarda kemik erimesi riski zaten var. Erkeklerde de var ancak kadınlar kadar yüksek değil. İlerleyen yaşlarımızda, yaşlılığımızda kemik erimesi riskiyle, kemik kırılması riskiyle, zor iyileşme riskiyle karşılaşabiliriz. Eğer genç yaşlarımızda çok yüksek protein tüketirsek. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bazı arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Kaşık kaşık kullanıyorlar protein tozunu. Evet. Yani kendilerine çok büyük zarar tabii, çok veriyorlar. Büyük zarar fayda veriyorlar. Olduğunu zannediyorlar ama. Şu anda tabii onlar iç organlarına verdikleri zararı göremiyorlar. Sadece aynada kaslarını görüyorlar ve bedensel ve fiziksel özelliklerini görebiliyorlar. Ancak uzun vadede dediğim gibi iç organlara, özellikle karaciğere ve böbreğe zarar verebilir. O yüzden hiç kullanmayın demiyorum. Ancak olması gereken maksimum dozları aşmadan mutlaka uzman kontrolünde kullanmayı öneriyorum. Peki BCAA konusunda ne söyleyeceksin? O da amino asitler grubundan evet, ama galiba bu yiyeceklerde yok, besinlerde yok daha doğrusu. Evet, yani aldığınız zaman kas gelişimi daha hızlı oluyor. Glutamin de yine aynı şekilde. Glutamin aldığınız zaman da kas gelişiminiz daha hızlı oluyor. Birçok amino asit ve protein yiyeceklerde var ancak şöyle bir şey var. Mesela et, tavuk, balık yediğiniz zaman onlarda protein var ama aynı zamanda yağ da var bu yiyeceklerde. Dolayısıyla hem bir taraftan almanız gereken proteini yiyeceklerden yakalamaya çalıştığınız zaman kilonuzu eğer kontrol edemiyorsanız yağ artışınız da olabiliyor, kilo artışı da olabiliyor. Daha böyle fit, daha define vücudu olsun isteyenler genellikle kalan protein açıklarını protein tozuyla veya amino asitle değerlendirmek istiyorlar. Dediğim gibi kullanılabilir ancak çok dikkatli olmak lazım ve mutlaka uzman kontrolünde kullanmak lazım. Peki ben protein tozu kullanmak istemiyorsam? Evet. Ne yemem lazım? Mutlaka kaliteli hayvansal kaynaklı protein. Et, bunların tavuk, gramajları balık belli mi? Yani günlük. Evet, dediğim gibi işte erkeklerde 1,5 gram geçmeden kilogram başına. O mesela başına. Bir bonfile parçası büyük küçük. Şöyle mesela 30 gramlık bir et yediğiniz zaman bu 30 gramlık ette sadece 6 gram protein var.
Dolayısıyla diyelim ki 80 kilosunuz. İşte 80'le 1,5 çarptığınız zaman 120'ler falan 130'lar gibi bir rakam çıkıyor. Çok fazla miktarda et, tavuk, balık tüketmeniz gerekiyor. Eğer bunu karşılayacak antrenmanınız varsa sıkıntı yok. Yağlanmazsınız ya da kilo almazsınız. Ama yoksa bu kadar antrenmanınız fakat siz yine de kas artışı istiyorsanız o zaman bunun 1/3'ünü yiyeceklerle 1/3'ünü eğer dozu geçmiyorsa protein desteğiyle alabilirsiniz. Peki bir de şöyle bir şey var. B vitamininin de kas yapmada çok yararı olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Doğru. Kas gelişimini artıran vitamin gruplarından en önemlisi özellikle sporcular için. Aslında herkes için önemli ama sporcular için ekstra önemli. Çünkü kas artışında oldukça yardımcı. B vitaminlerinin de en önemli kaynağı aslında karbonhidratlar. O yüzden sıfır karbonhidratlı veya çok az karbonhidratlı öğünleri sporcular için kesinlikle önermiyoruz. Doğru miktarlarda her şeyden tüketmek lazım. Peki Yeku, ben şimdi antrenman yapacağım biraz sonra. Evet. Bana sihirli yiyeceklerinden ne sunacaksın? Ben antrenmanı çok güzel yapayım, enerji versin. Antrenman sonrası için şimdi antrenmanda biraz yıkım vardır. Evet. Antrenman sonrasında da o yıkılan dokuları toparlamak için, mutlaka toparlanmak için kaliteli protein ve kaliteli bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Sonrasında da dinlenme. Dinlenmede de işte uyku düzenimiz önemli. Sonrasında dinlenebilmek önemli. Ben şimdi antrenman sonrası için içinde whey proteinlerinin olduğu çok güzel bir karışım hazırlayacağım size. Peki. Okey. Benim söylediğim de var. Öncesinde de içilebiliyor mu? Evet. Bu sadece sonrası için. Whey protein olduğu için içinde yıkım sonrası yapım için. Okay. Bu sonrası için ama içine whey protein koymazsanız tabii ki öncesinde de tüketilebilecek bir ara öğün. Muzlu ve muzlu, sütlü. Evet. Sütü siz seçebilirsiniz. Yarım yağlı, laktozsuz, normal yağlı, organik, badem sütü, soya sütü. Kişinin tamamen tercihine Peki, bağlı. Bir şey söyleyeceğim. Ben bazen antrenman yapmadan önce bir saat veya yarım saat önce bir tane muz yiyorum. Evet, çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Doğru bir şey mi? Evet. Hem kaliteli güzel bir karbonhidrat alıyorsunuz. Hı-hı. Meyveden aldığınız için bunun içindeki şeker çok çabuk kana karışmıyor. Yavaş kana karışıyor içinde posa olduğu için. Potasyumu yüksek olduğu için antrenman sırasında kaslarınıza kramp girmesini engellemiş oluyorsunuz. Ve antrenmanınızın performansını arttırmış oluyorsunuz. Ama çok yoğunsa antrenmanınız ve uzun sürüyorsa tek başına bir muz yeterli olmaz. Onun yanına mutlaka bir protein kaynağı almanız lazım. Tamam, ben... Süt, yoğurt, peynir gibi. Peki bir tane tam muz doğru mudur, yarım muz mudur? Sizin için konuşayım. Doğru. Benim için sizin doğru. Sizin için, sizin boyunuzdaki bir insan için yaptığınız antrenmanla doğru. Ama ben mesela daha düşük performanslı antrenman yapanlara bir bütün muz vermemeyi tercih ediyorum. Daha çok küçük bir muz veya büyük bir muzun yarısını veriyorum. Şimdi sütümüzü blenderımıza atalım. İçerisine whey proteinimizi atıyoruz. Çok kakaolu, kakaolu whey proteinimizin tadı da çok güzel. Bunun farklı versiyonları da var. Vanilyalı veya çilekli ya da sade de tercih edebilirsiniz. Böyle bir çay kaşığı silme tarçın koyuyorum. Tarçın aroma için mi? Tarçın hem aroma için hem de kan şekerini düzenleyici etkisi var tarçının. O nedenle de tercih yağ ediyoruz. Yağ yakıcı özelliği var mı? Hayır, yağ yakıcı özelliği yok. Fıstık ama kan şekerini düzenleyici özelliği var. Hı-hı. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da içine light fıstık ezmemizi attık. Hı-hı. Bu da çok güzel bir aroma veriyor. Bir taraftan da çok doyurucu olmasını sağlıyor bu karışımın. İçerisine bir tane büyük boy muzumuzu atacağız. Evet. Sonra hepsini karıştıracağız. Evet, aromasını da çok güzel bir şekilde bu karışıma veriyor. Şimdi ben size hemen bundan ikram etmek istiyorum. Muz, yorumunuzu tarçın, merak ediyorum. Süt, fıstık ezmesi zaten aromatik olarak da muhteşem oldu. Yani aynen öyle. Lezzetim lazım olacak herhalde. Şimdi bakalım, sevecek misiniz? Bu sizin. Şunu şöyle alayım. Daha çoğu da benim. Evet. Yapımcımız ve kardeş boya yaptık sanıyorum. Bu programdan sonra ikram edeceğim, onu da söyleyeyim. Peki. O zaman bir tadına bakalım. Nasıl? Harika. Ya yani tarçın, muz, süt, fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi de arada geliyor. Aynen öyle. Tam bir gurme gibi konuştum ama yani bence hoş oldu. Çok, bence çok sporcular güzel. İçin gayet güzel bir enerji içeceği. Whey proteinde olduğu için içinde spor sonrası kas gelişimine de yardımcı. İçindeki fıstık ezmesi yine aynı şekilde aynı görevi görüyor. Ben şimdi son derece sağlıklı. Bunu uygulayacağım. Gerçekten çok nefis olmuş. Afiyet olsun. Mutlaka içeceğim.